YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. YouTube kanalıma dedim de aslında Ramazan senin kanalın. Ama ben yani yönetiyorum YouTube kanalımı. Zaten iki bölüm sonu bitiyor. Neden acaba? Bazı şeyler oldu. Kader ile ilgili birkaç şeyler oldu. Az kaldı yani. 5. bölümde bitiyor. Bu 4. bölüm. Sonra anlatırım ne oldu, ne tam oldu diye. Çünkü yüzümde de gördüğünüz biraz böyle... Moralimi bozmayacağım. Canımı hiç sıkmayacağım. Bugün çok güzel bir şey yapacağız. O da... Karnıyarık. Ellerime sağlık. Şimdiden çok güzel olacak. Yani... Naci'nin yaptığı her şey çok güzel ama bugün bu bölümde çok güzel karnıyarık yapacağız. Ben şimdi karnıyarık diyorum ama bizim köyde karnıyarık diyor. Bu neydi o? Neyse başlayalım mı? Hadi bakalım. Evet şu eldivenlerimi bir dahayım. O ne kız? Komşu mu? Sinir etti beni. O Naciye değildi, o Ramazan'dı yani. Neyse, başlıyor. Ay oruç da başıma vurdu, vallahi sinir oldum. Tamam. Tamam. Şimdi burada... Gelin Naciye'ye geçiyorum. Şimdi burada 7 tane baklıcanımız var. Onun ucunu, şuranı şöyle kesiyoruz. Kafasını yani. Şöyle bunlar karnıyarık için patlıcanlar şöyle küçük oluyor. Yalandan yüzüme gülen dünyada zebra gibi soyuyorum. Yani zebra dediğim şekilde böyle. Bir tarafını soyuyorum, bir tarafını soymuyorum. Şöyle. Sen ağladın canım, beni sevdim, ben de gülemedim, yalan dünyada. Kız bunlar ne yapıyorlar? Ya what the fuck doing? The sporting springs of bed of so. What the fuck? Mal ya. Tak 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 tak. Kız sese bak. Evet şimdi ben bunları zebra şeklinde soydum. Ve... Ay. Ay. Ve şimdi bunları yağda hafifçe bir kızartacağız. Malzemelerimiz burada. Şimdi baklıcanın içine neler koyacağım ve ne kadar koyacağım onu size anlatacağım. İki çeşit baklıcan yapacağız. Birisi etli, birisi etsiz. Onun için iki tane tavamız var ve iki tane leğenimiz. Şimdi etli olan baklıcan 4 kişilik ve etsiz olan baklıcan 2 kişilik. İki tane soğan var. Onu doğruyorum. Evet şimdi konuya geçiyorum. Biliyorsunuz ben bir bölüm önce baklava yaptıydım Kadir'in. Gözüne girmek için süslendiydim, püslendiydim. Fadime, en yakın arkadaşım Fadime ile bile görüşme yaptım. Bana yardım etsin diye, başka karlara bakmasın diye süslendim, püslendim. Neyse, Kadir eve geldi. Kapıyı açtım falan, oh! Bir gördü ki beni. Allah ağzından sel aktı. O kadar güzeldim ki. Yani her zaman güzeldim, pek özenmediğim den dolayı alışmadı adam. Neyse beni öyle görünce bayağı bir şoka uğradı. Neyse çok güzel pırasa yemeği yaptıydık. Onu da yedik. Üzerine de baklava görünce de iyice tamamen adam koptu. Sabah uyandım. Hiçbir şey olmamış. Ne güzel güzel bir gece geçirmiş falan filan. Yani iyiydi her şey. Telefonu çaldı. Ben de
şaşırdım. Sabah sabah telefon. Neyse dedim, döndüm soluma, yattım, devam ettim. Bir daha çaldı. Allah Allah dedim. Bu kim? Sabahın köründe arıyor. Bir baktım, bin diye bir ses geldi. Allah Allah. Benim yanımdaki domuz uyuyor, hiçbir şey duymuyor. Ben de telefonu aldım, baktım. Kimmiş? İki kere aradım. Ondan sonra üstüne de bir mesaj attım. Meraklandım yani. Ben de telefonu aldım elime, baktım. Baktım ki mesajda yazıyor. Karını ne zaman boşuyor? Beni alacak. Mesaj bu. Karını boşa, beni al. Başım. Ben bunu hak ettim mi? Asla. Gelmişsin ta Türkiye'den buralara, yabancı memlekete. Senin yaptığın şeye bak. Başka karılarla fingirdeşiyor. Ama yok canım, ağlamıyorum. Suandan baktım mesaja. Karını ne zaman boşuyorsun, beni ne zaman alacaksın? La belanı. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey. Benim gibisini nerede bulacak? Şimdiki gelinlere bakıyorum, kızlara bakıyorum da kocanın önüne bir iki yumurta kırıp veriyorlar. Al. Ben Türkiye'nin yöresel yemeklerini hazırlayıp önüne koyuyorum. Gidiyorum başka karılara. Ben ne yapayım o zaman? Süslendim mi süslendim. Güzelleştim mi güzelleştim. Elimden her şey geliyor mu geliyor. Ev temiz mi? Temiz. Bir gün de ben kapıyı kapattım. Eve gelmek yok. Eve gelmeyecek. Hatasını biliyor. O mesajı gördüğüm an yataktan dekmeledim adamı. Düşürdüm. Bak. Kadın belki olabilir ama ben de güçlüyüm. Sen erkeksen ben de erkek Fatma'yım. Sen beni ne sanıyorsun? Sen karılara ne sanıyorsun? Parmağından oynatırım mı sanıyorsun? Oynatırsın ha. Eski karılar artık yok, boynu bükük yok, öyle karılar yok. Ha görüyor musun, kocan aldatıyor, bak tekmeye gitsin. Hadi yallah, kim tutuyor seni? Ha benden iyini bulacaksan hadi bul. Hadi. Ve sen kimsin? Valla bacılar ne yaparsan yap, erkeklere yaranamıyorsun. Bir hatasında da bak bir parmak parladı, bir. Bir parmak kaldırdım, 10 değil, 1. Bir hatasında bas gitsin. Hadi yapma. Bir erkek kadını aldatırsa, kadın da suç. Kadın iyi evi temizlememiş. Kadın iyi kocasına bakmamış. Kadın kendine bakım yapmıyor. Olur, laf olur. Ben de bir gün ona hiç yemek yemek hiç yapmıyorum. Hiç. Ne güzel, aşağıda bir komşum var, sağ olsun, karada dur. Bir ikimiz artık dul olacağız. He, ben de dul, ben dul olacağım abi. He, karı zaten dul. Ona yemek hazırlıyorum. Akşam ona gideceğim, onda yemek yiyeceğim. Ondan sonra Türkiye'ye döneceğim. Köyüme, kurban olduğum köyüme. Neyse, ben devam edeyim. Şimdi iki tane biberi doğruyorum. Aman, Naci, moralini hiç bozma, kurban olduğum. Onlar değerini bilmiyor. Sen kendi değerini biliyorsun. Boş ver. Çocuk istiyorsan da kocaya hiç gerek yok. Niye sorsan, bir yetim çocuk al kendine, bak. İki tane domatesi önce soyup ondan sonra doğrayacağız. Domatesimizi de koyduktan sonra iki tane sarımsak doğruyoruz içine. Ve sarımsak da attıktan sonra 250 gram kıyma içine koyuyoruz. Bir çay kaşığı kırmızı biber atıyorum. Ve bir tane çay kaşığı da karabiber. Ve bir yemek kaşığı tuz. Biraz da zeytinyağı üzerine geçiriyorum şöyle. Şimdi etli olan patlıcanımız
hazır. Bunu şimdi ocağın üzerine koyacağız ve pişecek. İki çeşit patlıcan yapacağız. Birincisi etli, ikincisi etsiz ve başka malzemeler içine koyacağım. Bu da çok güzel oluyor. Yeni bir tarif. Yani et yemeyenlere, vejeteryan olanlara güzel bir yemek tarifi. Ben dermişim. Ve onun içine de bir tane domates, yarım ya da bir küçük soğan, iki tane kırmızı biber, tatlımsı, bir tane acı yeşil biber ve bir tane de sarımsak koyuyoruz. Yüzünü kokmuş kaynanan görsün. Vallahi onun yüzünü ben görmek istemiyorum. Kadın da beni ne aradı, ne etti, ne bir şey yaptı. Hiçbir ses yok. Belki bugün yarın arayabilir. Sonra belki arayabilir. Bilemeyeceğim. Ne de olsa oğlu değil mi? Yüzü var mı da arayacak beni? Bugün ne güzel komşumla keyif yapacağım. Ben de karnıyarık yapacağım. O da ne güzel mercimek çorbası yapıyormuş. Limonlu falan. Ay, ay aldım. Çok ciddiyim. Buralardan gidiyorum. Annemi aradım. Dedim ki bana uçak bileti alıp ben geri dönüyorum. Onlar oradan uçak bileti alıp beni buradan kurtaracaklar. Asla böyle bir şey dediğime de inanamıyorum. Çünkü biliyorsunuz ben Avrupa'yı gözümde çok büyüttüm. Çok istiyordum burayı. Ama gerçekten insan bir kere öyle bir darbe yedikten sonra ne ülke kalıyor, ne sokak kalıyor, ne insanlar kalıyor. İnsan geri kendi evini, köyünü özlüyor. Bana uçak bileti alacaklar ve buradan gidiyorum. Öbür tavaya salçayı koymayı unuttum. Hemen koyup geliyorum. Aklıma geldi. Buna da şimdi koyacağım ya. Geliyor. O etli olan tavaya iki tane yemek kaşığı salça koydum. Sonra da buna bir tane yemek kaşığı salça. Buna bir tane yemek kaşığı. Ah dur be. Buna da bir tane yemek kaşığı salça koyacağım. Anne! Vallahi oruç başıma burada. Önümde de yemek var ya. Telledim. Ay yemek bana bakıyor, beni yemeğe bak. Kız anne yemin ediyorum sana saygım sonsuz. Kolay değil her gün yemek yapmak oruçlu ağzıyla. Etsiz olan tavaya bir çay kaşığı karabiber ve bir tane yarım çay kaşığı kırmızı biber. Neden? Çünkü çok acı. Ondan yarım atıyorum. Ve yarım yemek kaşığı da tuz ve zeytinyağımız. Onu da üzerine ekliyorum. Yemekle oynama Ramazan. Ay, Ramazan değil. Kendime Ramazan dedim. Halbuki Naciye. Neyse oruç ne kadar başıma vurduysa. Geç mi kaldık? Bir saat kalama. Bir saat kalama. Ama bak konuştum iyice lak lak ediyorum. Bir tane yemek kaşığı da salça. Al 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 şunu al. Şimdi kısa bir ara veriyorum. Ramazan'a dönüyorum. Bütün eve, resmen bütün eve yemek yapıyorum. Ve herkes konuşuyor. Ramazan çabuk ol, Ramazan çabuk ol. Çok konuşma, yemeği yetiştiremeyeceğiz. Annem bir tarafta Ramazan şu, Ramazan bu. Hadi çabuk uzat, ver. Hem video çek. Hem yemek yap. Hem Naciye rolüne gir. Hem oruç tut. Yani siz düşünün artık. Ne şartlarda ben video çekiyorum. Şimdi yine Naciye rolüne girip bitti biteceğiz. Bitti bitecek. Az kaldı zaten. Gebe yoruldum valla. Yemin ediyorum açlıktan geberiyorum ya. Bir de korona var. Kız ama. Evet bir küçük bir sorunumuz oldu. Birinci kamera bir anda tamamen kayda durdu. Açıyorum kapatıyorum olmuyor. İnşallah bu videonun tamamını getirebilirim. Önce kızartıp şimdi şu şekilde oldu. Ve bunların ortasını bir bıçakla şöyle kesin, açın yani. Bugün de ne olduysa hep aksi, hep şey. Neyse. Bir de zaman kısıtlı. Ay yine konuşuyorum. Bir saat sonra iftar. Patlıcanımız böyle koydum. İçini doldurdum.
aynısı o etsiz olan baklıcana da yapacağım. Şimdi bunu 45 dakika fırına koyacağım. 200 derecede. Evet, kanyarık şimdi pişiyor. Fırına koydum. Şimdi yarım saat 45 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra çıkaracağım, aşağıdaki komşuya gideceğim. Vallahi çok o kadar açım ki. O kadar açım ki. Ve bu videoyu izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz ne mücadeleler çekiyorum video çekerken. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.